İlan bak, sonradan bir şey çıkarsa fena yaparım. Senin haberin olsun. Ya iki dakika sabret, kendin göreceksin zaten. Ya neyi sabredim, neyi göreceğim söylesene. Ben bir mektup yazdım. Sanki Zeynep yazmış gibi. Altına da Zeynep'in imzasını attım. Kime yazdın? Babana. Ne diyorsun kızım ya? Mehtuğu verdin mi? Yoo ama vereceğim. Ver bana. Ne alaka? Ver dedim. Ne yapıyorsun? Yok artık. Tamam, babam bir hata yapmış olabilir ama o kadar da değil. Bu mektubu gerçek zannederlerse babamın başına neler gelebilecek düşündün mü hiç? Ha? Ne olacağını düşündün mü? Cihan Bey'den bir özür dilemek lazım. Haklısın. Ama nasıl yapacağımı bilemiyorum. Ben konuşayım istersen. Hayır, benim yapmam gerekir. Kesin bir şeyler dönüyor. Efendim. İyi günler Cihan Bey. İyi günler Sevim Hanım. Benim size bir özür borcum var. Öyle mi? Evet. Kerem'le aranızda ne geçtiğini, daha doğrusu ne geçmediğini öğrendim. Hatalı olan siz değildiniz. Başından beri Kerem'e inanmakla hata ettim. Size hiç söz hakkı tanımadım. Ama size söz veriyorum, bunu telafi edeceğiz. Yani en azından ben elimden geleni yapacağım. Özrünüzü kabul ediyorum. Sağduyunuz için de teşekkür ederim. Sağ olun. Harika. Okula ne zaman dönersiniz? İşte orası biraz sıkıntılı Sevim Hanım. Anne! Anne! Salondayız. Neden haberi meşgule veriyorsun beni? Gel. Hadi. Hadi. Vur dedim. Sana. Hadi adam gibi vursana. Kerem hadi. Söyleyecek bir şeyin var mı? Ben de öyle tahmin etmiştim. Babanla bu konuyu konuştuk. Seni üniversite okuman için Amerika'ya göndermekten vazgeçtik. Daha önce gideceksin. Şimdi git eşyalarını topla. O okula bir daha dönmeyeceksin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.